Buradan önceki videolarda kaldığımız yerden devam ederek Shiba'yı değerlendirmeye ve mevcut bu fiyat tahminlerine bakıp bunlar hakkında konuşmaya, değerlendirmesini yapmaya çalışacağız diyebilirim. Durum bu şekildedir. Bu arada tabii siz de bu videoya bir beğeni bırakınız lütfen. Bunu unutmayalım. Çok kısa vaktinizi ayırıp aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak bu videoyu beğenelim. Abone değilsek de abone olalım lütfen. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. En son işte önceki şeylerden konuştuk. 2050 yılında 1 sent olacağından bahsediyor. Yani 2050 yılıyla alakalı, onunla alakalı bir şey söylemiyorum bile. Yani 2050 dediğinde bak kim yaşar ki bu kadar? Çeyrek asır sonra ya. Hani Shiba diye bir şey olacak mı ki çok büyük bir ihtimalle olmayacaktır o tarihlerde. Shiba Miba diye bir şey. Ha, olur. Ama nerede olur? Mesela bundan 10 yıl önceki kaç tane kripto paranın adını sayabilirsiniz? Örneğin işte XRP, Litecoin falan kaçının sayabilirsiniz? Vardı halbuki. Neredeler şu an? Varlar mı? Varlar. Girin CoinMarketCap'te. O zamanın piyasada 4. 5. olan 2013'te bir ara hatta hatırlarsınız bir videoda inceledik bunu uzun uzun. 2013 yılında bildiğiniz kripto piyasasındaki en popüler kripto paralar. Bunları incelemiştik, evet. Bir bakıyorsun zamanın en büyük dördüncüsü 4000. sırada. Yani bildiğin rankı 4000 kripto paranın. 5. sırada 6-7 bine düşmüş. Yani tutan yok. İçerideki şeyler de yatırımcıları da hani o içeride gözükenler de adam unutmuş, mınutmuş, bir şey olmuş yani parası bir ya ne bileyim cüzdanda unutmuş falan böyle yani. O şekilde şifresini unutmuş kalmış gibi falan. O tarz mevzular yani içeride 3-5 bin dolar var anlayacağınız. Bu kadar. Dolayısıyla dikkatli olmakta kesinlikle fayda var. Burada 10, ben bundan 10-11 yıl öncesini söylüyorum şu an. 25 yıl öncesini de söylemiyorum. O zamandan bu zamana da. Ha tabii şu anda piyasada şey var. Bu da gerçek. Yani mevcut var olan projeler tabii o zamankilere göre daha güçlü. Ama rekabet de daha yüksek. Rekabet de daha yüksek. Piyasa gitgide gerçek kullanıma kayacak. Peki o zamanlar Shiba Inu yani ne yapar Shiba Inu? Ne halta yarar? Hiçbir işe yaramıyor. Kimisi der ki işte artık bir meme coin değil. Lan nasıl meme coin değil? Her boku yaptı diye meme coin olmadı mı yani? Adamlar Katman 2 protokolü çıkardı. Katman 2 protokolü normalde bu kadar basit mi? Katman 2 protokolü dediğiniz şeyin içerisinde adamlar 5 tane uygulama koymuş. Hiçbirisi kullanılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da %70 yakım koymuş. Ben size söyleyeyim normalde %70 main token yakan bir proje olmaz. Likidite problemi yaşanır. Shiba'da da yaşanacak. Ama kısa süre içinde problem yaşatmaz. Aksine manipülatiftir yani fiyat yükselişine katkı sağlar. Uzun vadede çok kötü başını ağrıtır. Bunlar ayrı. Ya da adam diyor ki sosyal medya platformu çıkaracağız. Kim kullanacak? Oyun çıkaracağız. Çıkardılar. Kim oynuyor? Var mı Shiba'nın oyununu oynayan şu anda? Varsa söylesin. Belki birçok kişi de yeni duyuyor şu anda belki. Var. Adı da Shiba Eternity. 2022 Ağustos'ta çıktı. Evet. Ya durum bu şekilde. Telefonumda da duruyor hala bu arada. Ben de oynamıyorum da indirmiştim yani. O yüzden bunu da bu şekilde söylemek lazım. Bu 2050 yılı muhabbeti de budur. 2050'de piyasada kimse kalmaz. Kolay kolay ki. Hani ben mesela sorsanız Ethereum'a da bile kesinlikle kefil olmam 2050 yılı için. 2030 için bile olmam. Piyasa öyle bir yer. Yani adama Shiba'nın şu an ne kadar güçlü olduğu, pozitif olduğu belli. Mesela şu an yetmeyecek bir de 2050'ye kadar bekleyecek ki hani 2050 falan. Öyle bir şey olmaz. 1 sente gelince zaten 1 sent dediğiniz fiyat bu sezon çok fazla konuşulur.
geçtiğimiz sezonda. Nitekim çok fazla konuşuldu. 1 sentin hiçbir zaman olacağını hiç zannetmiyorum. O yüzden konuyla alakalı da çok fazla söylenecek bir şey bulunmamaktadır. Yani 1 sent fiyatı gerçekten yüksek bir fiyat. Geçmiştekine göre artık o 1000X'lerin yapılması falan tabii eskisi kadar kolay değil. Geçmişteki 1000X'le, düşük fiyattaki 1000X'le bugünkü 1000X birbirleriyle bir değil. Yani biri 1000'e katlamak var, bir de 1000'i 1000'e katlamak var. Bunların ikisi tabii birbirlerinden çok farklı yani. 1000 tane 1 ile 1000 tane 1000 bir değil. O yüzden geçmişteki yükselişlerle şimdikini kıyaslamamak lazım. Shiba bu sezon potansiyeli aşırı yüksek bir coin. Ama uzun vadede bir cacık çıkmaz yani Shiba'dan. Onu da ifade etmek gerekiyor. Daha doğrusu çıkıp çıkmayacağı ki muhtemelen çıkmaz ama şimdiden garantiye yorularak öngörülemez. Öyle söyleyeyim. O şekilde bunda farkında olmak lazım. David Gökstein 1 sent fiyatıyla alakalı şunu demiştir. Shiba'da 1 sent fiyatı asla gelmeyecek ama 2,01 dolara yükselebilir demiştir. Ve ondan sonra kendisi olumsuz bir tepki almıştı. Aslında doğru bir şey söyledi yani herif. Gerçekten de öyle. Hani beklenti olarak. Dedi ki ya hiçbir zaman o fiyata ulaşmaz. Hani şu şekilde fiyata ulaşabilir. 2,01 dolara ulaşabilir falan şeklinde açıklamaya gitti. Dediğim gibi aslında doğru söylüyordu adam yani. 2,01'ler imkansız değildir. Olabilecek fiyatlardır ana hatlarıyla. Burada Shiba Inu tarihi ne tarihi ya? Toplan en son verilere göre Shiba Inu mevcut fiyat 4,0 1 dolar ve şu anda tüm kripto ekosisteminde 17. sırada yer aldığını ifade edip 5,7 milyar dolardan 589 trilyon da şey oldu. Evet. Ya başlangıçta tabii 1 katrilyon arzı vardı bunu. Önceki videolarda da ifade ettik. Devam eden süreçte bu 1 katrilyon arzı tabii ki azalttı. 411'e yakın trilyonluk bir yakım yaptı. Bunu yapan kişi de zaten bizzat Vitalik Buterin'in ta kendisiydi. Bu şekilde oldu yani ve işler de böyle gelişti. Tabi bu saatten sonra da aynı şekilde manuel yakım yapılması önümüzdeki yıl bekleniyor ama tam olarak vakti kesinlik içinde değildir. Sonraki videoda konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.